uzak bir akıl Lozan'ın gizli maddeleri olduğunu, 100. yılında bunların açılacağını, 100. yılda Lozan'ın ortadan kalkacağını söylüyordu. Şimdi sistemli olarak, bakın bunlar milyonluk hesaplar. Onlarca da örnek var bu şekilde çıkarabileceğimiz. Sistemli olarak YouTuber'lar tarafından, Afganistan ve Pakistan'da gençlere ve Urdu diliyle hitap eden YouTuber'lar tarafından 2023'te Erdoğan'ın Türkiye'de hilafet ilan edeceği ve bu hilafet çalışmaları Lozan'ın 100. yılında Türkiye'de hilafet ilan edileceğine ilişkin bir temel propaganda yapılıyor. Ve binlerce o anlamdaki radikal genç de Türkiye'ye yeni bir hilafet merkezi olacağı umuduyla yönlendirilmeye çalışılıyor. Yani o tabur tabur gelen gelişlerin arasında kuvvetle muhtemel o selefi alanlardan da beslenen çok ciddi sayıda böyle bir propaganda sonucu Türkiye'ye yönlendirilmiş büyük geniş kitleler de söz konusu. Sadece Türkiye'ye çalışmaya gelen, tarım alanında çalışmaya gelen işçilerden bahsetmiyoruz. Çok etkili ve birçok YouTube sayfasında sistemli bir politik psikolojik harekatla Türkiye'ye kitle yönlendirilmeye çalışılıyor. Bu sadece o merkezlerle ilintili değil biliyorsunuz. O coğrafyanın, o terör üreten coğrafyaların olduğu onlara diğer komşu alanları da içerecek şekilde çok yoğun bir politik psikolojik harekatla karşı karşıya. Şöyle bir durumla yani karşı karşıyayız. Aslında aynen bu videoda olduk ve Erdoğan zaten bunun açıklamalarını çok sık yaptı. Yani kapıların açık olduğunu, hatta Afganistan, Pakistan oraları yönelik. Tabii hicret olarak tanımlıyor zaten. Olarak gelişi hicret olarak tanımlıyor. Burada çok önemli bir nokta yok mu? Şimdi bu bir siyaset. Yani bu bir politika. Yani bir hilafet rüyası gördü Erdoğan. Kendisini bir İslam dünyası lideri olarak tanımlama gafletine düştü. Ve bu ölçüde bir siyaset geliştirdi. Ve bir anda Suriye'ye kapılar açıldı. Suriye'ye cihatçıların girmesinin ve orada savaşların olmasının, yani oradaki savaşta cihatçıların IŞİD'le olsun, El-Kaide olsun, onların sınırlarımızdan geçip gittiğini gördük. Hatta ifadelerinde biz buradan geçerken asker seyrediyordu diye ifadeler verdiler yıllarca Suriye'de savaştıktan sonra. Şimdi şöyle bir tabloyla karşı karşıya. Biraz önce Şule'nin altını çizdiği noktanın da toplum bunu da anlatmak gerekiyor. Biz bu yanlış politikanın bedelini ödüyoruz bir ülke olarak. Ne oradan gelen çocuklar, ne işte onların tedavi hizmeti, ne şu bu filan. Şimdi toplumda da şöyle bir kaygı var. Yani bir öfke büyüyor. Yani toplumda mülteci, sığınmacılara, geçici sığınmacılara çok ciddi bir tepki ve bunun çok kötü örneklerinde Ankara'da yaşadık, farklı bölgelerde yaşadık. Bir toplumsal patlama riski de var. Yani bu da artık sorunu iyicene içinden çıkılmaz bir hale getirebilir. Evet. Yani bir çatışma, ülkenin tamamen bir güvenlik sorunu yaşaması gerekir. Yani bunları anlatırken siz partiniz olarak projelerinizden bahsediyorsunuz nasıl gidecekleri. Tamam. Ama çok dikkat edilmesi gerekmiyor mu? Yani bu insanlarla bir toplumsal çatışmanın yaşanmaması, bu insanların bu yaşadıklarında yanlış politikaların etkisini de çok iyi anlatmak gerekiyor herhalde değil mi? Bakın katiyetle tamamen katılıyorum. Şimdi ara ara hep söylüyorum. Biz tarihte tarih yapıcı bir milletiz. Türk milleti böyle bir millettir. Dolayısıyla oluşturacağımız çözümler mensubu olduğumuz milletin vakar, haysiyet, şerefini ve onurunu da yarınlarda zedelemeyecek ve lekelemeyecek usul ve yöntemleri barındırmalı. Onun için de çözümleri oluştururken insanlık onurunu, insanlık haysiyetini, insanlık şerefini de birincil derecede çözümün bir parçası olarak görecek bir usul belirlememiz gerekiyor. Aksi haldeki söylemler hem milli vasıflarımızı ve o milli hassasiyetlerimizi, o milli büyük kazanımlarımızı tahrif eder. Hem de gelecek nesillere altından kalkamayacakları çok daha ağır bir yük bırakırız. Israrla söylüyorum. Bunlar Türkiye'nin güneyinde, hemen güneyinde mukim edilecek insanlar. Yüzlerce yıl Türk milletinin gelecek kuşaklarıyla, evlatlarımızla doğru komşuluk ilişkileri olarak oluşturulması gereken insanlar. Onun için de bu çapulcu usul ve yöntemlerle her halükarda bu insanlara nefreti tahrik eden dili Türkiye'de yok etmek gerekiyor. Ve burada siyasetin çok sorumlu bir dil kullanması gerekiyor. Bu işin çok temel bir gerçeği. Fakat yakıcı bir başka gerçek de bunun yanında. Bu insanların Murat Erdoğan'ın yapmış olduğu araştırmaya göre, Profesör Murat Erdoğan'ın yapmış olduğu 2020 yılındaki araştırmaya göre %94'ü de
yaklaşık olarak geri gitme konusunda isteksiz ve ben normal şartlarda geri gitmem diyor. O da var arkadaşlar. Ece, bir de, bir de böyle bir grafiğimiz var. %94 ben... Toplamda bakın şimdi 2016'da süre geçtikçe ne olmuşu göreceğiz. Geçtikçe evet. Bir şeyi daha burada size söyleyeceğim. Türkiye'ye ilk 2011'de geldiler değil mi? Bakın biz İYİ Parti olarak çözüm planını 2026 olarak niye netleştiriyoruz? Türkiye'de doğmuş olanların Türkiye'de çocuk doğurmasını istemiyoruz açıkçası. Çünkü o zaman kalıcılaşma başlıyor. Yani annesi Türkiye'de doğmuş çocukları bir yere göndermek çok daha zorlaştığı için Türkiye'de doğmuş olanların Türkiye'de çocuk doğurmayacakları bir zaman aralığında bu meseleyi Türkiye'nin bitirmesi gerekiyor. Bir de böyle Türkiye'de doğmuş olanların da bir bağ oluşmuş vaziyette. Bu elbette zaten, elbette, yani elbette. Zaten onunla ilgili de ben planda ayrıntıları var mı? Sadece planı konuşmadığımız için. Ya bu insanları tanımladıktan sonra, yarın o bugün orada muhkim ettikten sonra bunların Türkiye'ye serbest girişlerini, bazı ticaret yapmalarını, bu imkanların tamamını artık bunları bir anlamda size özel dost insanlar gibi tanımlayıp bunlara ayrı bir statü ve vize muafiyetleri falan oluşturabileceğimiz modeller geliştirmek durumundasınız. Çünkü bu bağlar oluşuyor. Ve oralarda da bu iş devam edecek. Biz 2026'da diyoruz ama 2031'e kadar... İşte askerin geri çekilmesi 2031'i bulan falan planın ayrıntılarında bunlar var. Yani o büyük millet ve devlet olmanın getirdiği yükümlülükleri ve hassasiyetleri yitirmeden ama kararlı bir şekilde devam etmeniz gereken bir çözüme ihtiyacınız var. Gecikmek bizi bitiriyor ve sorunu çok daha ağır hale getiriyor. Bir zamandan sonra çözemez boyuta geleceğiz. Bakın 35 milyon Suriyeli demek sizin bir Arap azınlığınız var demektir. Siz üniter bir devletsiniz. Azınlık tanımladığınız gün üniter devlet yapınızdan vazgeçersiniz. Ne olur? Cumhuriyeti kurduğunuz gibi yaşatamazsınız. Bu kadar açık. Yani bugün çözmezsek sene 2022, sene 2052'de sizin çok net bir azınlığınız var demektir. Çünkü o doğal olarak o kültürel hakları isteyecekler. Onun başka neleri tetikleyeceğini biliyoruz değil mi Türkiye'de? Bir de %94 geri dönmem diyorsa zaten bunun çok... Yani kolay bir şey olmadı. O yıllara göre o veri gelmedi ama ben söyleyeyim yıllara göre o veri artmış. Dönmem diyenlerin 2016'da başlayan artmış. Çok daha aşağıdaydı. 2000 şeyde o arttı. Ben şunu sormak istiyorum. Bugün şurada Sayın var. Akar dedi ki, Hulusi Akar, 1 milyon Suriyeli'yi gönderdik. Bir taraftan da evler yapılıyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde Bakan Soylu oradaydı. O evlere Türkiye'den giden Suriyeliler mi yerleştirildi? Başka bir şey mi var? Hükümetin gönderdiği bir tane Suriyeli yok. Kendi koşulları sebebiyle gidenler varsa, keyfen gidenler varsa onların sayısını da 400 bin olarak söylüyorlar ama Türkiye'de zaten bu işle ilgili rakamları devlet bilmiyor. Süleyman Soylu hiç bilmiyor. Biliyorsa Allah biliyor artık. Onun üzerinde bir şey konuşmak mümkün değil. Onun için Türkiye'den geriye bir plan dahilinde geri gönderdikleri insan yok. Keyfi gidenlerle ilgili de yapılmış olan bir çalışma yok. O ev çalışmaları ağırlıklı olarak o bölgede mukim olan insanlarla ilgili yapılan bir yani kederler. İdlib'de yaşayanlar yine o yere geçiyor. Tabii tabii orayla ilgili yapılan bir temel çalışma. Tolga Bey, bu sadece kısaca seçim dönemine Türkiye'de toplumsal duyarlılık çok yüksek olduğu için sığınmacılar konusunda ve kaçak göçmenler konusunda seçim döneminde hem bir propaganda malzemesi olarak kullanılmak hem de bakın biz de geri gönderiyoruz diyebilmek için yapılan taktik bir yaklaşımdır. Oradaki Türkiye'deki sığınmacılara değil doğrudan oradaki mukim unsurlara bu konutların yapıldığına ilişkin bizim elimizde ciddi bilgiler var. Sağdan gelen kaynak bilgileri var bu kapsamda. Altılı masa kapsamında. Bir şey yalnız bu da önemli. Şu bir belge vardı ya. Yani şeye döneceğim. ABD Afgan. Yani evet, o belgeyi konuşalım. Oraya belgeyi şimdi konuşalım. Geleceğim. Murat'ın sorusundan sonra oraya geleceğim. Hep Suriyelileri konuşuyoruz ama gerçek kriz yerini orası olarak değerlendiriyorsunuz. Bu İçişleri Bakanı ABD'lilerin taziyesini kabul etmedi ama binlerce adamını kabul etmişler Türkiye'ye. Onun belgesini. Hemen gelelim. Anlatabiliyor muyum? Yok yani Murat Bey devam etsin. Tamam bununla da ilişkili zaten sonra... onun sorusu. Buraya verebiliriz. O belge de var arkadaşlar. Evet geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kabul etmiyoruz bu taziyeyi dedi. Ama bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da el sıkıştı Biden'la birlikteydi. Ama siz şimdi diyorsunuz ki o kabul etmediğiniz. Bak, asıl belge örtülü anlaşmanın belgesi. Şimdi bizim partimizin de genel başkanımızın da önemli hususiyetlerinden biridir. Yumuşak bir dili vardır uluslararası ilişkilerde ama uzun bir sopa kullanmayı tercih eder. Onun için de hazırlık yapar. Burada Külhan Beyleri ile muhatap Türkiye ne yazık ki ama ellerinde bir kibrit çöpleri dahi olmayan,
Türkiye'nin içinde başka, dışında başka konuşan bir acizler grubu tarafından Türkiye bu yönüyle de yönetiliyor. Şimdi bakın, bu belgeyi niye önemsiyorum? Bu belge Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın basın briefing belgesi. Ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasında az önce senin yayınladığın gibi yayınlanmış bir belge. Yani belge herhangi bir belge değil. Amerika bir demokrasi. Bu, evet, bu belge. Amerika'da bu belge. Buyurun. Bu Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasında yayınlanmış bir belge. Bunu ilk biz 6 Eylül'deki lansmanımızda bu belgeyi verdik. Şimdi buradaki önemli mesele şu. Bakın, bir kıdemli Dışişleri Bakan yetkilisi var. İki tane de diğer yetkili var. Üç tane de gazeteci var. Şimdi sorular soruluyor da ne diyor kıdemli Dışişleri Bakanı yetkilisi? ABD'nin amacı Afganların huzuru ve güvenliğidir. ABD hükümetinin Afganistan'daki çalışmalarına katkıda bulunan, ABD için çalışan Afganların ABD'ye yerleştirilme fırsatı yaratmak için çaba sarf ediyoruz. Bu durum ABD'ye yerleştirme, üçüncü ülkeler üzerinden Afganistan dışından yapılacak başvurularla gerçekleştirilecektir diyor şimdi. Üçüncü ülke. Üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirilecektir diyor. Sorular soruluyor, devam ediyorum. Biri diyor ki Afganistan pasaportunun durumu nedir? En sonunda da şuraya geliyorlar. Açıkçası diyor ki kıdemli yetkililerden bir tanesi, açıkçası insanlar İran üzerinden Türkiye'ye gittiği takdirde ki zaten Türkiye'ye bazılarının vardığını gördük. Bu insanlar ülkeye girebilirler ve aynı zamanda hükümet vasıtasıyla, Türk hükümetten bahsediyor, kayıt yaptırabilirler diyor. Bir engele takılmaz. Anlaşmışlar. Yani Afganistan üzerinden gelenler Türkiye'yle anlaşmışlar, bir kayıt yaptırabilirler. Bu kayıt ne? SİVDE'ye onların bir vizesi var. Bu vizeye başvuru kaydını Türkiye'de yaptırıyorlar. Şimdi Amerika'ya kendi adamlarını götürebilmek için Amerika önce bunların bir üçüncü ülkelere gitmesini tercih ediyor nedense. Şimdi bakın ben size tarihler vereceğim burada olmayan. 2020 yılının Şubat ayında Doha'da Taliban'la ABD anlaştılar. Çekilme ne zaman? 2021 yılının Ağustos ayında. Kaç ay geçti? 16 ay, 17 ay geçti. ABD 16-17 ayda kendisine 20 yıllık süreçte ve 30 yıllık süreçte Afganistan'da yardım etmiş, Afganistan'da ABD elemanı olmuş Afganları Amerika'ya götüremedi. Bu kadar sürede bunları kademe kademe çekip götüremedi. Kendisi çekilmeye başladıktan sonra üçüncü bir ülkelere gitmelerini teşvik etti ve bu üçüncü ülkeler üzerinden ABD'ye götürmeye ancak olarak. Onu da götürürse daha o kısmı da belli değil. Bize verip şimdi vermeyecek. Bu başvuru yapması için. Bu çok net bir şeyi gösteriyor. ABD ile Türkiye arasında bir örtülü anlaşma olduğunu gösteriyor. Ve bu binlerce bunlar silah kullanmayı bilen, yani çeşitli şiddet organizasyonunun içerisine almış, istihbarat nitelikleri olan, örgütsel yapıları bilen, tahlil eden tiplerdir. Yani alelade insanlardan bahsetmiyoruz. Bu insanların yani tamamı, savaşçılar da var. Tabii taburlar halinde, hatırlıyorsunuz o sınırdan geçen gün, taburlar halinde bu insanlar Türkiye'ye getirildi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın uluslararası şimdi, toplantılarda yanına aldığı tercümanın nedeni de bu şekilde çıkıyor. Şimdi aynen Haziran ayında Biden'la yapılan hani o kıymetli hanımefendi kızımızın da içinde olduğu tutanaksız toplantıda da bu anlaşmanın yapıldığı ifade ediliyor. Tutanaksız ya o toplantıda. Şimdi bak burada birkaç tane iyi soruya ihtiyaç var. Bir, Türkiye'de Amerikan anahtarlığı %80'i bulmuş. Hükümetin İçişleri Bakanı kalkıyor taziyelerini bile reddediyoruz diyor. O zaman bu ne utanmazlıktır ki binlerce adamlarını Türkiye'ye aldınız, taziyelerini reddettiğiniz bir devletin. İki, bunun karşılığında bunu yaptınız. Bunun karşılığında Türkiye ABD'den ne aldı? Üçüncü soru. Türkiye acaba ABD'den bir şey aldı mı, yoksa bazı zaaflar mı giderildi bu sayede? Yani başına geldi meselenin. Halkbank davası gibi. Tabii başına geldi meselenin. Tek adamın zaafları üzerinden devletlere diz çöktürüp evet, ayağa kalkan strateji mi çalıştı burada? Şimdi bunlar önemli sorular, sorulması gereken sorular. Bakın millet mefhumundan bir haber, Türklük ve Türk devlet geleneği ve Türk tarih şuurundan bir haber, bir ihvancılığın işte bu bataklığıdır. Bu yaşadığımız tablo, bu ihvancılığın bataklığıdır. Ve Allah nasip ederse önümüzdeki dönem o cumhuriyetin kurucu kadroları ve kurucu ilkelerini içselleştirmiş yepyeni bir muazzam politik kadronun başta Allah nasip ederse Sayın Genel Başkanımızın da önderliğinde ve liderliğinde içinde olduğu ve Türkiye'yi yeniden çok önemli bir restorasyona ve dönüşüme ve değişime taşıyacak bir süreç işletmemiz gerekiyor.
Bu ağır bir bataklık. Tolga Bey, ısrarla ilk kurduğumuz da buydu ama şu evet. zaafı bize bir açsanız, yani somutlaştırsanız. Mesela CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha önce buna ilişkin bir tweet atmıştı. Sorular da sormuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çocuklarının, eşinin, yakınlarının Uçurum. Mal varlığına ilişkin zaaflar mı bunlar mesela? Hangi zaaflar? Ya bunu bak, buradan sonrası hani bir yönüyle malumun ilanı ama bir yönüyle veri alanı itibariyle baktığınız zaman iki şeyi görüyorsunuz. Bir Halkbank davası süreci var. Çok önemli bir şekilde ortaya çıktı. Günlerce canlı yayınlar yapıldı. Sürecin son hali şu anda kesildi durumda, bilmiyoruz. İki, Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'dan biliyorsunuz ABD'ye geçti. Sedat Peker'in o konudaki ifşaatları Türkiye'yi salladı. Sezgin Baran Korkmaz süreciyle ilgili bir şey duyuyor musunuz? Ne işliyor biliyoruz mu? Bilmiyoruz. Yani ekonomik ilişkiler, aile ilişkileri, bunların hepsi kirli referandumla tek adam sistemine geçtikten sonra Türkiye aslında bu dönüşüme tabi tutuldu. Ne? Afgan göçü bahsettiğiniz, yani şöyle bir davet bu. Yani gelin, yani Amerika şu cürette bulunuyor ABD. Yani gidin Türkiye'ye, başvurunuzu yapın, kabul olursa biz sizi alacağız, elemanımızı olduğunuzu kanıtlarsanız. Ama bundan faydalanmak için sadece Amerika'yla çalışanlar değil, toplu bir akın olduğunu gördük. Ve çoluk çocuk olmayan, kadın olmayan, yani bununla peki kaç kişinin geldiği daha konusunda başka bir bilgi başka bir şey olacak mı? Bilgi bugün en önemli tartışmalardan bir tanesi 3,5 milyon toplamda kaçak göçmen askeri konuşuluyor Türkiye'de. Daha başka bir şey vereyim size, husus vereyim bu konuyla ilgili. Taliban 2022 yılının Şubat ayında yanlış hatırlamıyorsam uyuşturucu üretimini yasakladı Afganistan'da. Dünyanın en iyi kimyagerleri, uyuşturucu kimyagerleri Afganistan'daydılar. Bunlar nereye gittiler Afganistan'dan? Buraya mı geldiler? Nereye geldiler? Bugün Türkiye'de olduklarına ilişkin çok ciddi duyumu olan arkadaşlarımız var. Bana bunu bilgi olarak getiriyorlar. Ama hani bunlar belgesi olan işler değil. Ama ateş olmayan yerden duman asla özellikle bu konularda çıkmaz. Binlerce bu tür insanın da o yolda Türkiye'ye geldiği ve gelme eğiliminde olduğu ortaya konuluyor. Uyuşturucu kaçakçılığı konusunda da o insan i̇şte yani kaçakçılığının birleştiğinde... Bütün bunların hepsinin oranın trafik olması, yani. Merkez olması... Bak bir taraftan da Türkiye Emniyeti'nin önemli çalışmaları var. Ama başka bir şey daha var. İşte Türkiye'nin en büyük uyuşturucu davaları diyorsunuz. 2 sene önce böyle büyük bir medya propaganda alanıyla ortaya atılıyor, anlatılıyor. Bugün geçen bir arkadaş söyledi, hiç tutuklusu kalmamış. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük uyuşturucu davası. Bataklık operasyonunda hiç tutuklu yok. Ha, hiç tutuklu peki, kalmamış. Şimdi ha dolayısıyla... Bir de böyle girişler var. Siz bu çalışmayı altılı masa kapsamında yapıyor musunuz? Yani siz yetkili misiniz burada bununla ilgili diğer parti temsilcileriyle aynı statüde bulunan insanlarla şöyle, toplantı yapıyor musunuz? Bizim yaptığımız 8 aylık üzerine binen de bir çalışmadır. Çok uzun süreli ve çok kapsamlı bir çalışma bizim. Altılı masada bir göç komisyonu kuruldu. O göç komisyonu bir tavsiye metni çıkardı ortaya liderlere ilişkin ama o tavsiye metni daha tabii ilkesel zeminde bir metindi. O liderlerin değerlendirilmesine sunuldu, o aşamada o. Ama altılı masanın bu işteki tonlaması birbirinden farklı işin doğası gereği. Dolayısıyla bu bizim müstakil çözüm planımızdır, bu anlattıklarımın tamamı. Ama ne yapılıyor şu peki, anda? Peki ileriki zamanda iktidar olursanız altılı masadaki diğer partilerle sorun yaşayacağınızı düşünüyor musunuz bu konuda? Yani yaşarsak da çözeceğiz sorunu da. Biz değil bak, millet çözdürecek. Millete rağmen siyaset kimsenin yapma şansı yok. Ama millet bu işi hazırlamış, millet bu işi çözdürecek. Millet bu işte siyasetlik ferasetin önünde gidiyor. Millet daha önde gidiyor bu meseleyle ilgili. Çünkü göç meselesi... Çünkü o günkü bu sorunu yaratan insanların siyasal İslam zihniyetindekilerin hala varlığı devam etmekte. Onun için soruyorum. Altılı masayı bu akşam bana mı yitireceksin Murat'cığım?